Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? Gerçeklikle ilişkileri tabii ki arkadaşlar bu önemli çünkü bazı metinler gerçeğe yakın, bazıları kurgusal olabiliyor bunu eliyoruz. Kullanılan anlatım tekniği kesinlikle önemli. Dilin kullanımı ve işlevi önemli. Bazı metinlerin dili ağır, bazıları daha kolay anlaşılır olabiliyor. Yazılış amacı tabii ki metin neye hitap ediyor, niçin yazıldı? Bu da önemli. Oluşturuldukları dönemle alakalı bir ölçüt yok. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı olur. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öznel bir bakış açısıyla yazılmıştır. Edebi bir metinden alınmıştır. Somutlamaya başvurulmuştur. Haberdar etme amaçlanmıştır, sanatlı ifadelere yer verilmiştir. Ben böyle düşünürken birden atölyenin kapısı açıldı. Gelin, elindeki çiçeklerden daha beyaz, beyazlar içinde, yanında genç kocası, bir bahar havası bırakarak bir bahar rüzgarı gibi önümden geçtiler. Bahar rüzgarı gibi geçmek bir benzetme, bir sanat, edebi sanat. Bu yüzden Edirne şıkkını ediyoruz arkadaşlar. Kendilerini bekleyen otomobile bindiler. Yine aynı şekilde bahar havası bırakmak ifadesi değil mi? Havayı orada bırakmak. Ee, soyut bir şey ama burada somutlaştırılmış sanki böyle Bahar havasını aldı ve bir yere bıraktı Hacim olarak değil mi sanki böyle bir yer kapladı gibi yani somutladı Somutlaştırma da var burada Fotoğrafçı onları Selametledikten sonra bir müddet daha eşikte kalarak otomobili gözleriyle takip etti Sonra geri döndü yarattığı eserden memnun bir sanatkar haliyle kendi kendine gülümseyerek beni görmeden bulunduğum tarafa birkaç adım attı. Öznel bir bakış açısı var mı? Evet, bakın ne diyor? Yarattığı eserden memnun bir sanatkar hal. Bu da bizim için tabii ki öznel bir bakış açısı. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Neden sonra varlığımı e, fark edip tatlı bir rüyadan uyanır gibi bakışlarıyla ne istediğimi sordu? Tatlı rüya derken arkadaşlar burada yine somutlama yapıldı. Peki tamamına baktığımızda edebi bir metinden mi alınmış? Evet bir hikaye olabilir. Edebi bir metindir. Bunu da eliyoruz. Haberdar etme amaçlanmıştır. Yanlış cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçadan metinlerin sınıflandırılmasındaki belirleyici ölçütlerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Edebi metinlerin teması olan bazı olay ve durumlar öğretici metinlerde de ele alınabilir. Bir romanda anlatılan kişiler, mekanlar, olaylar bir tarih kitabında da anlatılabilir. Ama tarihçi bunları anlatırken bilimsel bakış açısının dışına çıkmamaya özen gösterir. Gerçek kişileri ve yaşanmışlığı kesin olan olayları anlatır. Edebiyatçı ise bu gerçeklerden yararlanır ama bunları olduğu gibi anlatmaz. Bir romanda anlatılan olay, kişi, mekan ve nesnelerin gerçekliği o romanın ilk sayfası ile son sayfası arasında yer alan kurmaca dünya bağlamında yer alır. Arkadaşlar neyi söyledi burada? Bilimsel bakış açısı yani bilimsel bir metinde tabii ki gerçekler olacaktır ama edebiyatçı da aslında bu gerçeklerden yararlanabilir dedi. Sadece dedi gerçeği olduğu gibi vermez. Biraz daha kendi içindeki kurmaca dünyaya göre verir dedi. Yani ne diyebiliriz burada? Metnin gerçeklikle ilişkisi diyebiliriz. Cevabımız bu yüzden Bursa şıkkı olacaktır. Öğretici ve sanatsal metinlerle ilgili yukarıdaki karşılaştırmaların hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Öğretici metin bilgi vermek amacıyla yazılır. Sanatsal metin estetik zevk uyandırmak amacı doğru. Öğretici metin söz sanatlarına başvurulmaz. Öğretici metinlerde sanatsal metinlerde söz sanatlarının etkileyiciliğinden yararlanılır. İki de kesinlikle doğru arkadaşlar. Öğretici metinde betimleyici ve öyküleyici anlatım ağırlıklıdır. Sanatsal metinde açıklayıcı ve tartışmacı. Arkadaşlar bu iki madde yer değiştirmeli. Sanatsal metinde betimleyici ve öyküleyici anlatım, öğretici metinde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım olacak. Cevabımız bu yüzden C şıkkı. Öznel yaklaşımdan uzak durulur. Öğretici metin doğru. Nesnel bir kesinlikten söz edilemez diyor arkadaşlar. Bu da doğru. Dil daha çok göndergesel işlevi de kullanılır. Dil şiirsel işleviyle kullanılır. Kesinlikle doğru. Cevabımız C şık. Aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsal bir söylem vardır diyor arkadaşlar. Yani edebi bir söylem. Yani sanatlı değil mi? Böyle sanatlı bir ifade, sanatlı söyleyişler vardır demek istiyor. Bakıyoruz. İstanbul çevresinde yerleşim ve hayat taş devrine kadar uzanmakla birlikte şehir üzerinden Anadolu'ya geçen Traklar, Frigler gibi topluluklar burada yerleşim yerleri kurmuşlardır. Tarihsel bilgiler şehrin İslamiyet'ten önce 750-550 yılları arasında kurulduğunu göstermektedir. Tamamen bilgi verici bir metindir. Bunu eliyoruz arkadaşlar. Açıklayıcı anlatım var burada. İstanbul doğası kültürel ve tarihsel zenginliği bakımından sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın önemli şehirlerinden biridir. Coğrafya açıdan Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü olması bir bakıma Doğu ve Batı kültürünü birleştirmektedir. Yine bilgi verici bir metin oldu. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul dünyanın da en kalabalık 5 şehrinden biridir. Fakat bu durum son yüzyılla sınırlı değildir. İstanbul 1500'lü yıllarda da dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alıyordu. Bunu da iliyoruz arkadaşlar. Türkiye'de en fazla caminin bulunduğu şehir İstanbul'dur. Dünyanın en popüler camilerinin değer aldığı İstanbul'da bugün 3000'den fazla cami bulunuyor. İstanbul'da turistler tarafından en fazla ziyaret edilen yapı 400 yıldan uzun tarihiyle Ahmet Camii'dir. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Sanatsal, edebi bir değer ya da söylem yok. İstanbul, 1001 Gece Masalları'nın 1001 odalı efsunlu evi. İstanbul, hayatın solmayan rengi. İstanbul'un değişik isimleri var ama ona yakışan, onun güzelliğini hakkıyla yansıtabilen isim İstanbul. İstanbul'u İstanbul gibi sevmeli söylemişler gelenler bizden evvel. Kulak aşık olurmuş, gözden evvel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şiirsel bir metin gibi değil mi? Ben de okurken biraz daha şiirsel okumaya çalıştım. Cevabımız Edirne şıkkı. Edebi yazınsal söylem demek. Bu açıklamaya göre ifadelerinden hangisi edebi metinde anlatılanlar için kullanılamaz? Yazarın anlattıkları doğru değil. Bu yazıda yanlış bilgilere yer verilmiş. Bu kitapta anlatılanlar gerçekle örtüşmüyor. Edebi metinlerde dile getirilenler doğruluk yanlışlık ölçütüne göre değerlendirilemez arkadaşlar diyor. Bu eserlerde dile getirilenler ancak sanatsal olmak, sanatsal olmamak bağlamında değerlendirilebilir. Öğretici metinlerde ise bu ölçütler tamamen değişir. Şimdi yazarın anlattıklarının doğru olup olmaması önemli değil edebi metinler için. Bu yazıda yanlış bilgilere yer verilmiş bu da önemli değil. Bu kitapta anlatılanlar gerçekle örtüşmüyor bu da önemli değil. Çünkü edebi metinlerde doğruluk yanlışlık ölçütü önemli değil bizim için. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olacak. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinin sanatsal bir metinden alındığı söylenemez. Sanatsal metinleri edebi bir heyecan uyandırmak, estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla yazılır. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler şiir, öyküleyici yani anlatmaya bağlı metinler masal, fabıl, destan, hikaye, roman, Göstermeye bağlı metinler tiyatro sanatsal metinlerdir diyor arkadaşlar. İki kişi ortada alçak hasır iskemleleri karşılıklı oturmuş tavla oynuyorlardı. O da gitti üçüncü boş iskemleye oturdu. Dirseklerine dizine dayadı. Şemsiyesinin sapını ağzına aldı. Tavla seyretmeye başladı. Burada arkadaşlar öyküleyici bir metin görüyorsunuz. Ve aynı zamanda betimleyici anlatım da görüyorsunuz. Bir hikayeden alındığı söylenebilir. Sanatsal bir metindir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Adana şıkkını eliyoruz. Demek ki gençliğimizde ne kadar çok şey öğrenirsek yani unutacağımız bilgiler ne kadar fazla olursa o nisbette kültürlü bir adam sayılabileceğiz içinde bir şeyler kalacak olan bu bilgi dağarcığı da ancak gençlikte doldurulabilir. Bu arkadaşlar daha çok sanki böyle bir bilgi veren metin oldu. Ben burada sanatsal bir özellik göremedim bir kenarda dursun. Küçük parmağını kulağına soktu, kaşıdı. Çıkarıp parmağına baktı, belin sapına siler gibi yaptı. Şşt dedim. Yüzünü göğe kaldırdı. Kuşlara baktı. Denize baktı. Dönüp şüpheyle bana baktı. Arkadaşlar bu metin bir romandan ya da bir hikayeden alınmış olabilir. O da tabii ki sanatsal metindir. C'de eliyoruz. Bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık yağmur ol. Durmadan yağ kanayan yerlerime. Bir şiir gördüğünüz gibi şiir de sanatsal metindir. Bunu da eliyoruz. Mustafa. Siz de katılmak ister misiniz? Taner. isterdik ama yorulduk. Siz oynayın. Hasan. Siz de oynarsanız dört kişi oluruz. Taner. Biz Driss'e yorucu olmayan bir oyun düşünüyoruz. Hasan merakla nasıl bir oyun bu? Taner çok heyecanlı hem yorulmak da yok. Bir tiyatrodan alındığını görüyorsunuz ve tiyatroda sanatsal metindir. Cevabımız arkadaşlar Bursa Şıkkı olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir? Öğretici metinler tanıtmak, bilgi ve haber vermek, uyarmak, düşündürmek, kanıları değiştirmek, yönlendirmek gibi amaçlarla yazılır. Evet, öğretici metin türlerinden biri değildir. Ana arkadaşlar bunlardan biri. Mektup, eleştiri ve sohbet. Mesnevi'ye baktığımızda divan edebiyatında yazılan bugünkü hikaye ve romanın yerini tutan arkadaşlar bir tür cevabımız Adana Şıkkı olacak. Metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğretici bir metinden alınmıştır. Öznel bir bakış açısıyla yazılmış. Örneklemeye başvurulmuş. Estetik zevk uyandırmak amaçlanmış. Okurun düşünce dünyasına seslenilmiştir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Özellikle uzay filmleri ve büyük savaş filmlerinde teknolojinin filme sağladığı imkan çok net bir şekilde gözlenebiliyor. Mesela Beş Dal'da Oscar alan Gladyatör filminde teknolojiyi çekip alsanız film çıplak kalır. On binlerce adamı arena tribünlerine toplamak mümkün olsa bile o savaş sahnelerini birebir çekmek imkansız. Öznel bir bakış açısı değil mi? imkansız diyor. Kime göre? Neye göre? Bursa şıkkını eliyoruz. Peki gladyatör filmini örnek verdi mi gladyatör filmini? Evet bu yüzden ne yaptık? C'yi de eliyoruz. Ya da 11 Oscar almış Titanic filmindeki o dev geminin batışı bugünkü teknolojiyle anlatılmasa, anlatılmasa film basit bir aşk hikayesi olmaktan kurtulamaz diyor arkadaşlar. Şimdi baktığınızda ne yapabiliriz? Okur'un düşünce dünyasına seslendiğini de söyleyebilir Çünkü zaten bu filmler ne yapmış arkadaşlar? Ödül almış büyük filmlerdir. Bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Zaten diyor ki bugünkü teknolojiyle anlatılmasa sıradan bir aşk filmi, aşk hikayesi olur diyor. E doğru bu yüzden bunu da eliyoruz. Öğretici bir metinden alınmış mı? Evet çünkü bana bu filmleri de zaten kanıt olarak da örnek olarak da gösterdi. Öğreticiliğin de ağır bastığını söyleyebiliriz. Bu yüzden bunu da ediyoruz. Estetik zevk uyandırmak amaçlanmamış. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız deniz ışıkı olur. Emre'nin bu metnin türünü sanatsal metin olarak belirlemesinde metnin özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz kurmaca bir yapıya sahip olması, muhatabında estetik duygu uyandırmayı amaçlaması, doğrudan bilgilendirme amacı taşıması, kelimelerin yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılması, anlatıcının öznel bir tutum izlemesi. Şimdi bakıyoruz. Güneş gitmiş, arklardaki sular parlamaz olmuştu. Etrafı kapatan dik, sivri dağlar, duman ve bulut sarılı kocaman başlarını birbirine dayayarak çoktan uykuya varmışlardı. Köy, kayaların kat kat gölgelerine gömülü, ne pencerelerinde bir ışık ne yollarında bir ses karanlıkta bekliyordu. Gelenlerin şamatası üzerine kapılardan tek tük çehreler uzandı. Ahırlarda inekler böğürdü. Hüsmen bağırıyordu. Neredesiniz be hele çıkın misafir geldi diye haber veriyorlardı. Evet arkadaşlar sanatsal metin kurmaca yapı var. Muhatabında estetik duygu uyandırma var. Kelimelerin yan ve mecaz anlamlarını kullanma var. Anlatıcının öznel tutum izlemesi var arkadaşlar. Doğrudan bilgilendirme amacı taşıması yok. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır.